Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere ilgili boss ya da yaratığı kestiğimizde kesin olarak yani %100 düşecek olan bineklerden bahsedeceğiz. Lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim. İyi seyirler. Listemizdeki ilk iki binek Wrath of the Lich King eklenti paketiyle gelen Obsidian Sanctum isimli raid'den düşmektedir. Bu raid Northrend kıtasında Dragonblight haritasındaki Rimrest tapınağının altında yer alır. Üzerine bindiğim Reigns of Black Drake yani siyah ejderi alabilmek için raid'i 10 mene yani 10 kişilik moda ayarlamamız gerekmektedir. Bunun için kendi karakter frame'inizi sağ tıklayıp çıkan seçeneklerden Raid Difficulty kısmına gelip 10 Player seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Evet, ayarlarımızı yaptık, şimdi raid'e gidelim. İçeri girdikten sonra içeride 3 tane alacakaranlık ejderhası yani Twilight Drake göreceksiniz. Bu ejderhaların kesinlikle öldürülmemesi gerekmektedir. Yani direkt olarak gidip son boss'u öldürmeniz yeterlidir. Eğer henüz level olarak yetersizseniz yüksek level olan bir arkadaşınızdan rica edebilirsiniz. Ve böylelikle Reigns of Black Drake yani siyah ejderha bineğini almış bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bineğimiz ise yine az önceki raid'den ancak 25 kişilik versiyonundan düşmektedir. Önemli bir detayı belirtmek isterim ki o da şu. Aynı hafta içerisinde aynı karakterinizde hem 10 kişilik hem 25 kişilik versiyonu yapamıyorsunuz. Eğer bineğinizi hemen istiyorsanız başka bir karakterinizle gelmeniz gerekmektedir. Aksi halde bir hafta beklemeniz, daha doğrusu çarşamba günü olan raid reset günlerini beklemeniz gerekmektedir. Lafı daha fazla uzatmadan gidelim bineğimizi alalım. Raid'e girdikten sonra yine 3 alacakaranlık ejderhasına dokunmadan doğrudan son boss'u kesiyoruz ve Reigns of Twilight Drake yani alacakaranlık ejderi bineğimizi alıyoruz. Sıradaki bineğimizin adı Amani Battlebear. Amani savaş ayısını elde edebilmek için Eastern Kingdoms kıtasındaki Ghostland haritasına geliyoruz. Zindana girmeden önce zindan zorluk ayarlarımızın heroik zorlukta olduğundan emin olalım. Eskiden raid olan, Kataklizm eklenti paketiyle zindan olan Zulaman'daki ilk 4 boss'u 15 dakika içerisinde kesmemiz gerekmektedir. Ancak son olarak Halazi isimli boss'u kesmeniz gerekir. Onun dışındaki boss'ları hangi sırada kestiğinizin bir önemi yok. Ancak benim sizlere gösterdiğim sırada kesmenizi öneririm. Her bir boss kestiğinizde zaman haznenize 5 dakika daha eklenmektedir. Ancak şu an aktif olan Battle for Azeroth eklenti paketinde aktif olarak oynayan bir oyuncuysanız yani yüksek level bir karakteriniz var ise zaten buna ihtiyacınız kalmayacak. Halaz isimli boss'u kestikten sonra Kesha isimli tutsak olan bir karakterle konuşmanız gerekmektedir. Halazi'yi kestiğiniz odanın içinde bir kafeste olacaktır. Ve böylelikle bu güzel görünüşlü bineği elde etmiş oluyoruz. Sıra geldi Reigns of Bronze Drake yani sarı ejderhaya. Bu binek için Kalimdor kıtasındaki Tanaris haritasına geliyoruz ve Caverns of Time yani Zamanın Mağarası isimli bölgeye giriyoruz. İçeride pek çok zindan girişi bulacaksınız ancak bizim işimiz Cooling of Stratholme yazan zindanda. Zindan zorluğumuzun heroik olarak ayarlandığından emin oluyoruz ve içeri giriyoruz. İçeri girince yapmamız gereken bir takım roleplay görevleri var. Chromie'den ilk görevi alıyoruz. Bizden 5 tane vebalı kutu bulmamızı istiyor. Bunları bitirdikten sonra Arthas'ı buluyoruz ve onunla konuşuyoruz. Onunla konuştuktan sonra 25 dakikalık zaman sayacımız başlamış bulunuyor. Yine yüksek level bir oyuncu için hiç sorun olmayacak bir süredir bu. İlk olarak gelecek olan 10 tane düşman dalgasını temizliyoruz. Bunu yaparken 2 tane boss kesmiş olacağız. Temizleme işlemi bittikten sonra Arthas'la konuşmayı kesinlikle unutmuyoruz. O bizi 3. boss'a doğru götürecek. 3. boss'u kestikten sonra vebalı yaratıklarla dolu bir ara geçidi temizlememiz gerekecek. Ve son boss'a gitmeden önce sola dönüyoruz ve Infinite Corruptor isimli yaratığı buluyoruz ve öldürüyoruz. Böylelikle sarı ejderha bineğimizi yani Reigns of Bronze Drake'i almış oluyoruz. Şu ana kadar saydığımız binekler ileride anlatacağımız bineklere nispeten daha kolaydı. Şimdi anlatacağımız binekleri elde etmek için biraz çabalamak gerekmektedir. Yakalaması ve bulması zor ancak bulduğunuzda %100 düşecek olan bineklerimizden ilki Reigns of Thundering Ruby Cloud Serpent
yani gürleyen yakut bulut yılanı. Bu bineyi düşürmek için Alani isimli boss'u kesmemiz gerekmektedir. Pandaria kıtasındaki Vale of Eternal Blossoms isimli haritada etrafta gezen bu boss'u kesebilmemiz için üzerinde bulunan Nimbus Shroud isimli buff'ı kaldırmamız gerekiyor. Bunun için ihtiyacımız olan şey ise Sky Crystal adı verilen bir kristal. Bu kristali elde etmek için de 10 tane Sky Shard denilen parçaya ihtiyacımız vardır. Sky Shard'lar ise etraftaki yaratıklardan şans eseri düşmektedir. Sky Crystal'i elde ettikten sonra yapmamız gereken tek şey Alani'yi bulmak ve kesmek. Sıradaki binek Reigns of Phosphorescent Stormdrake, yani fosforlu taş ejderi. Bu ejderi düşürebilmek için Deep Home haritasına gitmek gerekmektedir. Ana şehirlerde bulunan Deep Home portalı ile kolayca gelebilirsiniz. Geldikten sonra yapmanız gereken tek şey Oenax isimli yaratığı bulup öldürmek ve bineğimizi almak. Yalnız belirtmeliyim ki bu yaratığın ortaya çıkma süresi hayli uzun. Reigns of Poseidus. Yine ortaya çıkması hayli uzun olan Poseidus isimli yaratığı bulup kesmemiz gerekmektedir. Bunun için Washer haritasına gidip gösterilen lokasyonda ilgili yaratığı beklememiz lazım. Ama benim bekleyecek vaktim yok ve yeterli altınım var diyorsanız bu bineği pazarda bulacağınızdan eminim. Bu binek... Hala bazılarını delirten derecede zor bulunan bir yaratığı kesince elde edilen binek. Time Lost Proto Drake. Adından da anlaşılacağı gibi zamanda kaybolan bu ejderi bulabilmek için Northrend kıtasına gidiyoruz. Ve haritada gösterilen lokasyonlarda bekliyoruz. Ancak 2 ile 8 saatte bir ortaya çıkan ve ortaya çıkma geri sayımını Viregosa isimli yaratıkla paylaşan bu Time Lost Proto Drake'i bulmak hayli zor. Hem de çok zor. Üstelik Viregosa isimli yaratığın ortaya çıkma şansı daha fazla. Meraklısının peşine düşeceği, ancak benim de pek kovalamadığım bu binekle sizlere bol şans diliyorum. Bundan sonra anlatacağım bineklerin tamamını Warlords of Draenor eklenti paketiyle gelen Draenor gezegeninde bulacağız. Sıradaki bineğimiz Blood of Bull. Bu binek için yapmamız gereken tek şey Nagrand isimli haritaya gidip Nak the Thunderer isimli yaratığı bulup ve öldürmek. Kolay gibi görünse de bulunması hayli zor bir arkadaş. Bu arkadaşın bulunabileceği yerleri haritada görebilirsiniz. Yine Nagrand haritasında bulabileceğiniz diğer bir binek ise Motlet Meadow Stomper. Bu sefer Luke Hawk isimli yaratığı bulup kesmemiz gerekmektedir. Bu yaratığın ise görüldüğü yerler haritadaki gibidir. Sıradaki bineğimiz yine Draenor gezegeninde, ancak bu sefer Frostfire Ridge haritasına gidiyoruz. Ve Gorok isimli yaratığı bulup kesiyoruz. Haritada işaretli yerlerde kendisini bulabiliriz. Bu binek ise Garn Nighthall olarak isimlendirilmektedir. Frostfire Ridge haritasında gösterilen belirli lokasyonda ortaya çıkan Nokkarosh isimli yaratığı öldürdükten sonra elde edebiliriz. Binek ayrıca pazarda da satılabilir. Eğer vakit kaybetmek istemiyor ve yeterli altınınız da varsa pazarda illaki satan birilerini bulabilirsiniz. Sıra geldi Sunhind Groundling isimli bineğe. Gorgon bölgesinde haritada gösterilen yerlerin birinde Pound Fist isimli yaratığı buluyoruz ve öldürüp bineğimizi alıyoruz. Saphir River Beast. Bu bineği elde etmek için Talador haritasının ortasında yer alan sulak arazide yaşayan Silthite isimli yaratığı bulup ve öldürmek yeterli. Listemizdeki son binek ise Swift Breeze Strider. Bu binek için Shadow Moon Valley haritasında gösterilen yerlerde Petrunner isimli yaratığı kesmemiz gerekiyor. Böylelikle listemizin ve videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdiden bazı binekler için bol şans dilerken bazı binekler için hayırlı olsun diyelim. Bineklerinizi güle güle kullanmanız dileğiyle. Hoşça kalın.